Sevgili izleyiciler hemen Ankara ile iletişim haline geçelim. Zira önemli bir konuyu masaya yatıracağız bu kez. Enerji Bakanı Fatih Dönmez dün Karadeniz gazının işleneceği Filyos'ta medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. O toplantıya katılan CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova bizimle birlikte. Dicle hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Tunç. iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Dişle en çok merak edilen konu şüphesiz doğalgaz ve elektrik fiyatları ve yeni yılda zam olup olmayacağı. Bakan bu konuda bir açıklama yaptı mı? Evet yaptı yeni yılda zam yok önce onu söyleyeyim ama e, bakan e, bayağı detaylı bilgi verdi doğalgaz ve elektrik fiyatları konusunda e, özellikle pandemi dönemi ve hemen arkasından gelen Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle e, ciddi bir artış var. E, şöyle ki mesela pandemi döneminde 1000 metreküp doğalgaz 100 dolar seviyesindeyken şu anda uluslararası piyasalarda piyasalarda doğalgaz fiyatı 1400-1500 dolar dedi bakan hala da ciddi bir yükseliş olduğunun altını çizdi. Elektrikte de tablo kötü. E, i̇thalat oranı aynı. Türkiye'nin ithalat oranı aynı ama ödenen rakam geçen yıla göre iki kat artmış vaziyette. 2021'de ithalat 50.7 milyar dolarken. 2022 Ocak Kasım döneminde 88,3 milyar dolara ulaştı dedi. Tabi biz işte bu rakamlar üzerine bakana sorduk. Peki yeni yılda doğalgaz ve elektrik faturalarına yansıyacak mı bunlar? Yani bir zam bekleyelim mi dedik? E fakat Bakan Dönmez doğalgaz fiyatları için arkadaşlar çalışıyor. İlk değerlendirmelere göre yıl başında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz açıklamasını yaptı Tunç. Evet. Peki Dicle Karadeniz gazının piyasa değeri de merak edilen başlıklardan bir tanesi. Sayın Bakan buna ilişkin bir ipucu ya da bir rakam paylaştı mı? paylaştı. Zaten e, yıllık değerlendirme toplantısını da Filyos'ta yaptı. Dün oraya gittik. Orada bir araya geldik Sayın Bakan'la. E, Karadeniz gazının işleme tesisinin bulunduğu yer Filyos malum. Karaya çıkacağı ilk nokta. İki yıl gibi kısa bir süreye rağmen e, bayağı tamamlanmış vaziyette proje. Denizaltı boruları döşendi. Mart ayında ilk gaz çıkacak oradan. E, peyderpey çıkarılacak bu gaz malum. Tam kapasiteye 2026 yılında ulaşılacak ve o zaman işte Türkiye'de hanelerde kullanılan gazın tamamını Karadeniz gazı karşılamış olacak. Yani %40'ına karşılık gelecek ülke ihtiyacının. Bunlar önemli. Peki e bu var olan rezerv 540 milyar metre küplük rezervin güncel ekonomik değeri nedir bu da soruldu bakana. E, bugünün rakamlarıyla söyledi 1440 dolarla çarpmak gerekiyor dedi. Yaklaşık 700 milyar dolardan daha fazla bir değer ediyor ifadesini kullandı. Şimdi peki yeni gaz bekliyor muyuz Karadeniz'de yeni gaz keşifleri söz konusu olabilir mi? Veriler olumlu dedi bakan ve çay Cuma bir kuyusuna işaret etti. Orada çalışmalar bitti dedi. Müjdeli haber vereceğiz öyle görünüyor dedi ama e, net bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu çay Çaycuma bir numaralı kuyudan da yakında belki yeni bir gaz keşfi haberi gelecek öyle görünüyor. Evet. Zaten Türkiye'de işte dışarıdan ithal etmek yerine çünkü az önce de söyledik rakamlar çok yükseldi. Kendi öz kaynaklarına yöneldi. Dolayısıyla 2023 hedefleri arasında da hem petrol hem gazda. da... E, işler artacak. Sondajlar artacak. Bir 150 160 arasında bir sondajımız olacak dedi Enerji Bakanı. En son Gabar'dan gelen petrol haberine yine o bölgede Yeni bir haberin eklenebileceğini de söyledi. Yani hem Karadeniz'de hem Gabar'da birinde doğalgaz yerinde petrol beklentisi var açıkçası. Evet. Ee, ve İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de e, araştırmalar devam edecek dedi. Bir de Türkmen gazı projesi var malum. Bu da çok önemli Türkiye için. En son Avaza'da e, Cumhurbaşkanı Azerbaycan ve Türkmenistan liderleriyle görüşmüştü. Onu da sorduk. Bakan dedi ki, Hazara Kıyısı bulunan ülkelerin çevre etkisi nedeniyle onayı gereke gerekeceği için teknik ve hukuki bölüm çalışılacak. İlk etapta bakanlıklar çalışma gruplarını oluşturdu. Tüm alternatifler masaya yatırılacak bir rapor hazırlanacak. Bu rapor liderlere sunulacak ve liderler son kararı verecek dedi. Bu ön çalışma içinde bir ay süresinde tamamlamayı planlıyoruz mesajını verdi Tunç. Dicle Trakya Enerji Merkezi için bakan dönmez bir tarih paylaştı mı? Ne zaman kurulur süreç nasıl ilerler? E, buna ilişkinde merak edilen bir başka soru olsa gerek. Evet, bu da çok önemli Türkiye açısından enerji koridoru olması açısından önemli bir proje. Bakan'a soruldu. Avrupa'daki emsal borsaları piyasaları inceliyoruz, çalışıyoruz dedi. Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapılabilecek bir merkez hedeflediklerinin altını çizdi. Hem Rusya ile hem de diğer kaynak ülkelerle görüşüyoruz dedi. Yani sadece Rus gazı gelmeyecek bu merkeze. Dolayısıyla bu piyasa için yeni tedarikçilere ve kontratla ihtiyaç olduğunun altını da çizdi. Satmak isteyen de almak isteyen de buraya gelecek. Biz teknik altyapıyı piyasa katılımcılarına sunacağız dedi. Peki ne zaman kurulacak bu merkez? Eee bakan takvim olarak bizim hedefimiz bir yıl dedi e, ama e, daha e, kalıcıdan öte daha geçiş süreci e, olabilir ifadesini kullandı sınırlı sayıda piyasalarla başlayabiliriz dedi o zaman da süre biraz daha öne çekilmiş olur ama bizim hmm. niye hedefimiz bir yıl sonra bu e, enerji merkezinin kurulması diye konuştu özetle verdiği mesajlar böyleydi Tunç. Evet peki son olarak şunu da sorayım Dicle e, Karadeniz gazı vatandaşın evine yani bizim gazımız evimize ne zaman girecek ne ne zaman yakmaya başlayacağız, kullanmaya başlayacağız? Buna ilişkin bir e, bilgi paylaştı mı Bakan? Ee, az önce de belirttim ilk etapta 10 milyon metre küplük bir gaz çıkışı olacak. E, pay der pay gelecek bu gaz. Dolayısıyla süreç tam olarak 2026 yılına doğru tamamlanacak. 2026 yılı ve sonrasında da e, bizim evlerimizde kullandığımız doğal gazın tamamı Karadeniz gazı olacak. Tunik. 2026 bizim için kıymetli bir tarih. Necile Canova çok teşekkür ediyoruz.